Sen girsene artık içeriye. Hadi. Gel. Boncuk, boncuk. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Yok, girmiyor. Nasıl sokacağız Şınar bunu? Hadi gir artık. Hadi. Gel. Gel 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 gel. Gel aşkım. Gel 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 gel. Boncuk, gel. Akıllı oğlum. Hadi bakalım. Girmiyor. Günaydın arkadaşlar hepimiz kanalıma. Hoş geldiniz. Bugün günlerden pazar ve günlerden babalar günü. Çınar'la birlikte babalar günü hediyesi almaya gideceğiz. Biraz sonra. Evi toparladım. Makinemi çalıştırdım. Şimdi tam anlamıyla çay içemedim. Çay içeceğim. Sonrasında çıkarız zaten. Yavaştan hazırlanır çıkarız. Şeye gideceğim, Büyük El Sıva'ya gideceğim. Orası bizim burada Edremit'in içindeki çok büyük değil. Çok fazla seçenek yok. O yüzden Büyük El Sıva'ya giderim dedim. Orada bayağı bir seçenek var. Tabii yoruldum, evi toparladım. Aslında işim bitmedi. Daha çamaşırlarım katlanacak. Tekrardan renkleri atacağım, asacağım. Ama geldiğim zaman devam ederim diyorum. Şu an uğraşamayacağım. Şu an hava sıcak zaten. Zor toparladım, süpürdüm evi. Geldiğimde dediğim gibi devam ederim. Tüm babaların babalar günü kutlu olsun. Babasını kaybetmiş olan, vefat etmiş olan babalarımızın da Allah rahmet eylesin diyorum. Mekanları cennet olsun diyorum arkadaşlar. Böyle günleri kutlamak mı lazım, kutlamamak mı lazım bilmiyorum. Ama tabii ki de hala hayatta olan babalarımıza değer vermemiz için kutlamamız daha değerli diye düşünüyorum. Kaybetmiş olanlar tabii ki de var aramızda. Benim babam da kendi babasını kaybetti. Dedemi kaybettik. Birçok kayıp verdik bizler de. Dediğim gibi Allah rahmet eylesin. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Çok fazla bu konunun üzerine durmak istemiyorum. Şimdi kaktüslerimi solalım biraz önce. Maşallah, sübhanallah her yerinden yavru verdi arkadaşlar. Bakın şöyle bir, onun yanında var. 2, 3, 4, 5, 6, 7... Şu an görünürde 7 tane var. 8. Bayağı bir yavru verdi. Bunda çok bir gelişim yok şu an için. En çok şaşırdığımda şu oldu. Bu biliyorsunuz düştüğünde çatlamıştı şurasından. Yaralanmıştı ve çatlamıştı ortadan. Çok şaşırdım. Maşallah. Çok şaşırdım. Buradan dik taraftan arkadaşlar bir sürü yavru vermiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane yavru vermiş. Ama kökünden vermiş. Pıt 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 oradan atacak. Bir de bu beni şaşırttı. Bu kaktüsle ben ölür diye beklerken bu da üzerinden iki tane görüyorsunuz. Şöyle bir burada bir de şurasında iki tane yavru vermiş. Kaktüslerim beni şaşırtmaya devam ediyor. Şu da büyümeye başladı. Bu çok geç büyüdü ama böyle yamuk yamuk gidiyor. Şuradan bir destek mi koysam ne yapsam bilemedim ama yani zarar da vermek istemiyorum. Tamam Çınar. Arkadaşlar bakın. Biz hazırız. Çıkıyoruz. Saçlarımı şöyle arkadan toplayıverdim. Sıcak zaten. Salmak istemedim. Gözlüğüm İçeri vardı. Gidin, hemen kapat kapan. Kapat kapat kapat. Koş 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 koş. Koş çıkacak Çınar. Allah'ım ne kurnaz bu kuş. Eyvah. İçeri girdi Çınar, koştu kapısını kapatmaya. Geri hemen nasıl çıkıyor? Sen nasıl bir kuşsun Boncuk? O anı çekmem lazımdı. Gerçekten çekmem lazımdı. Boncuk sen ne yapıyorsun? Gir hadi gel. Gel. Öyle gibi. Ay keşke gibi demeseydin. Keşke sessizce gitseydin. Sanki konuşmalarımızı anlıyor. Neyse arkadaşlar biz çıkıyoruz. Bakalım işimizi halledelim. Artık biz şöyle giyindik, hazırlandık. Şöyle bol tereyağlı, salçalı, soslu spagetti yaptım oğlumla kendime. Vallahi çok da güzel olmuştu. Yedik arkadaşlar. Ellerime sağlık. Hediyemizi de şöyle aldık. Burada. Niye bu çocuk kids olana koymuşlar paketi bilmiyorum ama. Neyse ne fark eder. Akşam babası geldiğinde Çınar hediyesini verecek. Thank you.
yerleştirdim. Şöyle tezgahımı bir temizledim. Derledim, topladım arkadaşlar. Bir yandan da güldür güldürü diyecektim ama çok güzel hareketler bunlarmış. Şu saklama kaplarım da yıkandı. Bunları da kaldırıyorum. Şu kavanozu da yukarıya çıkaracağım. Gündür çamaşırlıkta bekleyen, artık şu renklerimi toplayayım. Allah'ım rezil gibiyim. Arkadaşlar bu oda bana hiç yaramadı. Gerçekten hiç yaramadı. Vallahi o kadar pasaklı bir insan da değilim arkadaşlar. Biliyorsunuz az çok beni ama o odayı hiç kullanmadığımız için hiç girmiyorum. O yüzden girmediğim için de unutuyorum. Ya da odaya girdiğimde ay diyorum şu çamaşırlarımı da katlayayım, şu zaman katlayayım diyorum. Bir şey oluyor, o zaman da girmediğim için unutuyorum. Ya sonuçta hani pislenmiyor, bir şey olmuyor da. Oranın camı açık ama devamlı açık ama perdesi kapalı olduğu için dışarıdan gelen toz içeriye yansımıyor. Yani içeriye girmiyor. Direkt söyleyiverin. Perdeye. Perdeye temas ediyor. Ya 3-5 parçalı çamaşır zaten. Şimdi tekrardan renklerimi açacağım. Zaten bir saate kadar da Yakup gelir ama böyle akşam serinliği çöktü ya. Balkonum o kadar güzel oldu ki şu an anlatamam size. Şu üniformasını ütüleyeceğim. Bunları hiç getirmesin. Keşke ütü masasının üstüne götüreyim tekrardan. Ütülenecekleri de ütü masasının üzerine attırıveriyorum. Orada hemen ütülüyorum. Oradan veriyorum. İyi oluyor. Çınar da zaten okullar tatil oldu. Onun üniforma derdi kalmadı. Ütüleme derdi. Ben de öyle tişörtlerim buruşuk olduğunda hemen çıkmadan mesela giyeceğim zaman hemen şifşak sürüp giyiyorum arkadaşlar. Çok büyük rahatlık oldu. Bakın ütü masası çok büyük rahatlık. Ona hiçbir şey diyemem. Ama diğer türlü ben mesela çamaşırlığımı banyoya kuruyordum. Banyoya kurduğum için arkadaşlar hani sürekli ayak altı oluyor ya. Böyle sürekli kontrol ediyordum. Siz de bilirsiniz beni. Hemen bir an önce kurusun da hemen bir an önce kaldırayım diye. Ama şimdi o boş odada beni hiç rahatsız eden bir durum olmadığı için haydi baban dursun orada. Hiç rahatsız olmuyorum. Dışarıya neden asmıyorsun diyor. Arkadaşlar ben çok merkezi bir yerde oturuyorum. Benim her yerim altım, karşım, üstüm, her yerim dükkan. Yani çok merkezi bir yerde oturduğum için bir de çok ana cadde sürekli yani arabalar geçiyor. Dakikada bir yani. Sürekli arabalar geçtiği için çok merkezi bir yerde oturduğum için öyle çamaşır falan asamıyorum dışarıya. Hem birazcık böyle çekiniyorum asmaya. Yani arka tarafta olmuş olsa asarım da. Biraz çekiniyorum. Bir de ne bileyim toz olur diye düşünüyorum ya. Annem olsa annem hemen asar. Çok kızar böyle içeri astığıma. Hiç sevmez annem içeride çamaşırı. Balkona aster. Ama balkonda da yani dediğim gibi arka tarafa bakmıyor. Bir de böyle çok böyle mahalle değil arkadaşlar benim burası. Yani ondan dolayı çekiniyorum asmaya. Şimdi karşıda dükkan dolu. Adamlar dükkanların önünde oturuyorlar. O yüzden olmuyor. Keşke arka tarafta da bir tane balkonum olsaydı. Mesela diğer tarafta da ben, diğer evimde de çok merkezi bir yerde oturuyordum ama böyle ara caddeydi o zaman. Yani böyle direkt ana yolun kenarında değildi bina. Ara caddede kalıyordu. O yüzden bir de orada benim arka balkonumdaydı çamaşırlık. Arka taraftaydı herkesin. Herkes arka tarafa asıyordu ve o kadar büyük rahatlıktı ki benim için. Bir de orada benim çamaşırlığım arkadaşlar kocamandı. Hatırlıyor musunuz benim eski evi, eski balkonları? Hala benim eski evi videolarına girip izleyenler, yorum yapan takipçilerim var. Ah Çağla özledik sanki. Ay o zamanlar şöyleymiş, bu zamanlar böyleymiş diye girip yorum yapıyorsunuz. Merak etmeyin yorumlarınız bana geliyor. Zaten cevaplıyorum ben de birçoğunu. Bazıları eski videolara yorum attığında gelmeyebiliyor çünkü spama düşüyor arkadaşlar. Spama düştüğü zaman gelmez yani bana. Ya spamdaki yorumları da kontrol etmeye kalkarsam benim bir ayımı alır diyebilirim. O kadar çok ki çünkü spama düşen yorumlar. Yani en ufak bir yanlış kelime de bile direkt YouTube otomatik olarak spama düşürüyor. İncelemede bekletiyor yorumları. O yüzden ben de onları ne yalan söyleyeyim kontrol edemiyorum arkadaşlar. Hangi birisine bakayım? Neyse ben bunları hallettim bir yerlere. Şunları da hallettim. Arkadaşlar onları da yerleştirdim. Ya da aradan çıktı. Şimdi hemen renkleri atacağım. Şu an beyazlarım çok fazla birikmiş değil.
Ama renkler var. Onları atayım. Ondan sonra kahve yapacağım artık. Çamaşır suda bekletmiştim de. Sifonu basmayı unutmuşum. Onu bastım. Şunun içine birkaç tane renkli attım etek falan. Şimdi sepettekilerden de alayım, atayım. Bunu attım. 800 devirde değil 600 devirde çalıştıracağım bu sefer. Çünkü çok buruşturuyor. Yani hiç bekletmememe rağmen hemen anında buruşturuyor arkadaşlar. O yüzden eskisi gibi 600 devirde çalıştırıyorum yine. Haydi bakalım. Güzel güzel yıka tamam mı çamaşırları? Haydi kolay gelsin. Altıma giydiğime bakın. Ben bunu o kadar çok severek aldım ki. Annemle birlikte takım almıştık biz bunu. Annemde de var şöyle kalın kemerli bir şey. Ama ta ki asla dışarıda giyemezsiniz arkadaşlar. Mümkün değil dışarıda giymenizin. Çünkü iç gösteriyor. Yani affedersiniz tamamen iç çamaşırınız dışarıda. Çok fena bir şekilde iç gösteriyor. Asla dışarıda giyemezsiniz. Ama çok güzel bir şey. Şöyle. Neyse evde giydim böyle uzun tişörtümle. Bir şekilde. Neyse artık bir kahve içeceğim ama Türk kahvesi içmekten vazgeçtim. Nescafe içeceğim. Nescafe. A, B, C, D, E, F, C. Çınariko. Daha babası girer girmez hemen hediye aldık, hediye verin. Baba üzerini değişti de öyle. Tamam ver artık, ver hadi. Video çekiyorum hadi. Sonra konuşur hayatım kimse. Onu da şey bebek şeyine koymuşlar yanlışlıkla. Hediye paketi. Oh, kids. S-A-Y-T-T. Oğlum beğendi. Babası. Çırptırıver şöyle bir. Giy bakalım babası be. Tabi. Çok güzel. XX ders alacaktık. Büyük gelir diye öyle alma. Gel bakalım şöyle aynadan. Çok güzelmiş. Çok güzel olmuş. Altı lacivert, şurası beyaz, şurası da gri arkadaşlar. Çınarcığımın zevki. Arkası nasıl Yakup? Arkasına bakayım. Arkası da aynı şekil. Şey bu arkasında çıkamaz mı? Bedeni de yok. Ben çıkarım onu. Tamam, çok teşekkür ederiz. Üstümüze, yatan üstümüze göre oldu. Güle güle kullan. Babalar günü tekrardan kutlu olsun. Teşekkür ediyorum. Vallahi billahi arkadaşlar var ya bebekler gibi uyuyoruz. Ciddi söylüyorum bebekler gibi uyuyoruz yani. Çamaşırlarım unutmuşum uyuyakam. Zilinden hemen bunları asacağım ve tekrardan yatacağım. Bildiğiniz bebekler gibi uyuyoruz ya, bu nedir ya? Çamaşırlarımı da astım arkadaşlar, gönül rahatlığıyla artık yatabilirim. Yerde uyuyakalmışım. Yakup çekyatta uyuyakalmış, ben de yerde uyuyakalmışım. Ama var ya böyle camdan esmiş. Nasıl güzel serin serin uyumuşum. Gözümü bir açtım, saat 1 olmuş. Videomu tabii editlememiştim. Editlemeden uyuyakalmışım. Editledim biraz önce. Hemen çamaşırlarımı astım. Şimdi artık kapalışta yapayım, yatacağım. Kusuruma bakmayın gerçekten. 2 gündür, 3 gündür kısa videolar çekiyorum. Eminim ki sizler beni anlıyorsunuzdur. Bana anlayışla davranacağınızı, beni anlayacağınıza inanıyorum. Biliyorsunuz son cuma günden beri stresli günler yaşıyorum. İnşallah bakalım yarınki vlogda size artık kesin ve net sonucu açıklayabileceğim bir vlog olur. İnşallah açıklanır da olumlu ya da olumsuz neyin ne olduğunu sizlerle ben de öğrenmiş olurum arkadaşlar. Böyle yani heyecan durukta biliyorsunuz. Yapacak bir şey yok yani. Bugünlerimiz böyle geçti. Bizim heyecanlı, dolu dolu, stresli bu şekilde geçirdik. Hayırlara vesile olsun inşallah. Hayırlısı neyse olsun inşallah arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Her biriniz Allah'a emanet olun. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bugünlerimde yanımda olduğunuz için çok... Hayırdır telefon çalıyor bu saatte 1'de.
Yakup. Hayırdır bu saatte? Yakup. Kim o? Hayırdır? Ha. Ne dediğimi unuttum arkadaşlar. Laf girdi araya. Yani bugünlerde yanımda olduğunuz için, beni idare ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Derler ya, hani iyi günde kötü günde, aynı sizin de benim için böyle oldu yani. Nasıl iyi günümde, güzel günlerimde, mutlu günlerimde, stresli günlerimde, mutlu günlerimde, neşeli günlerimde, güzel bloklara nasıl yanımda olduysanız, bugünlerinde de yanımda olanları gerçekten görüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.